kodu anlatayım. Yine zaten üst kısmı aynı. Sadece büyüme için kullanacağım pini belirledim. Ve onu giriş olarak tanımladım. Saniyenin 20'de bir aralıkla kontrol ediyor. Düğmeye basılmış mı, basılmamış mı? Basılmışsa LED başta kapalı durumda yakacak. Eğer yanıyorsa söndürecek. Program böyle. Ben bunu 17'ye bağladım, niye çalışmıyor? Şu anda neyi yanlış yaptığımı göremiyorum. Bir sonraki örneğe geçelim istersen. Diyeceğim ama. Zaten buranın olduğunda yanmaması lazım. Başta kapalı olması lazım. Bu sen denemişsin herhalde daha önce muhakkak ki, değil mi? Birkaç defa denedim ben de. Sonraki örneğe geçeyim. Peki şöyle bir şey yapalım. Şimdi hızlıca kodu bağladığım yeri giriş olarak tanımlayıp oradaki devi okuyacağım. Neden çalışmalarına dair bir fikir olması açısından. Buton kısmı çalışıyor. Basmadığımda 0, bastığımda 1. Şu an debugging yapıyoruz yani. Aynen öyle. Çünkü her şeyi doğru yaptığıma eminim ama... Program hemen
çalışmadığını bulamadım. Peki LED kısmını kontrol edelim. Bu da diğer taraftan yani ne kadar kolay olduğu ile ilgili bir fikir verir. Yani ben beceriksizim, normalde kolay. 4 numarada LED'imiz vardı. Burada çıkış olarak tanımladım. Çıkış tanımladığım gibi yanıyor. Niye? Sönüyor, bir yazınca yanıyor. Bu da çalışıyor yani. LED'i çıkış olarak tanımladık, diğer giriş olarak tanımladık. Daha önce denediysen muhtemelen bağlantılarda bir hata var yani kablolarda muhtemelen dedikleri gibi. Değil mi? O şey vardı. Uyarı vardı. Az önce 4 çıkış olarak tanımladım. İşim bitince bırakmadığım için uyarı veriyor. Çalıştı. Süreyi biraz değiştireyim. Saniyenin onda birinde kontrol edin. Evet. Şöyle göstereyim. Basınca sönüyor, basınca yanıyor. Aşağı biraz daha karışık bir devre. Daha doğrusu evde değil, ben evde olanlarla bir şey yapayım dedim. Ben de bir tane kart okuyucu var. Onu da her fırsatta zaten buraya getirmeye bayılıyorum. Daha önce de bir sunumda kullanmıştım. Şimdi ondan veri okuyacağız. Yani böyle bir butondan veri okumak gibi olmayacak o. Çünkü butonda 0 veya 1'i kontrol ediyoruz. Burada gerçekten karakterlerden oluşan bir veri alacağız. Bu son örnek mi olur? 10 dakikaya toparlayacağız herhalde, değil mi? Evet, son örnek. Tamamdır. Bu arada laboratuvarda herhangi bir deney üzerinde uğraşanlar aktif olarak şu anda böyle isteğiniz oluyor mu elektrolitte? Lazer sürmek için. Yani BFO kullanıyorum. Ama çift program olduğu için. Başı da duruyorsunuz. Yani şey, diyodu ilk aldığım zaman hani onu bir sürmek için breadboard üzerinden hani o gerilimleri vermek için. Yani çalışıyor çalışma testini yapmak için. Ama şey demek istiyorsun değil mi Onur? Otomasyona bağlayabilirsin bunun sayesinde.
Yani o açıdan bir faydası olacak mı diye öğrenmeye çalıştım. Yani şimdi hiç olmadı ama ileride olacak. Yani benim doktora tezimde şey, otomatik olarak tuzaklama gibi bir şey yapacağız. Orada çift dikişimiz olacak. Yani onlara ihtiyacım olacak. O yüzden bu programı aslında öğrenmem gerekecek. Umarım faydası olur anlattıklarım neredeyse. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Devre kurarken bahsedeyim ondan. Bu kart okuyucu 5 voltla çalışıyor ve verdiği çıkış da 5 volt. Fakat az önce söylediğim gibi 5 volt benim bilgisayarıma zarar veriyor. O yüzden arada bir dönüştürücü kullanacağım ben. Biraz daha fazla karmaşa demek. Analog mu? Dijital mi? Dijital. Sadece voltaj seviyesini değiştiriyor zaten. Basit bir MOSFET'ten oluşuyor. Devreyi kurmaya başlıyorum. Bütün bunları tam teşekküllü bir bilgisayarla da yapabildik herhalde, değil mi? Bütün bunları tam teşekküllü bir bilgisayarla da yapabiliriz zaten. Yani bir yandan da onu göstermek istiyorum. Bunun üzerinde böyle giriş çıkış olması avantaj. Onu bilgisayarda bulmak biraz zor oluyor. Bir de USB üzerinden bir şey yapmak, eğer bir ürün tasarlıyorsanız güzel bir şey. Herkes kullanabiliyor, her yerde geçerliliği olan bir şey. Ama sadece siz kullanacaksınız, fazlasıyla gereksiz. Çünkü USB üzerinden bir hareket yapacaksınız, onun driver'ını yazmanız lazım. Onun için de USB'nin belgelerini okumanız lazım. 500 sayfa kadar şöyle kalın bir kitap. Şimdi ben hemen hızlıca bağlantılarını yapacağım. Bu sefer bilgisayar üzerindeki 5 volta da ihtiyaç duyacağız. O yüzden sadece 3.3 volta değil 5 volt çıkışı da kullanacağım. Beş dakikan kaldı MacGyver. Doğru kabloyu kesmen lazım. Buraya bağladığım bütün kablolar kırmızı renkte. Kahretsin. Şu anda 5 volt bağladım. 3 voltu da bağladım. Burada toprak bağlantımız. Çok şey zaten, benim şeyler batırırken kendimi Lego'yla bir şey inşa ediyormuş gibi hissediyorum. Hay canım.
Elde şöyle plastik kartlar var. Temassız okunabilen. Önce okuyorum diye deniyorum. Burada şey, ışığı yandı. Çalışıyor. Hadi şimdi programda görelim. Bunun hazır programı yok. Beraber yazacağız. Bu seri haberleşme yapan bir cihaz. Cihazın bilgisayar üzerindeki adresini yazdım. Bunu Windows kullananlar COM1, COM2 olarak sık sık görmüş olabilirler. Save port adresi. Daha sonra bağlantı hızını ve benim cihazımın kullandığı diğer ayarları yazıyorum. Şimdi çok eğlenceli bir kısım. Direkt bunu böyle programlamak daha kolay. Kart 16 bitlik veri içeriyor. Ben de 16 bit oku dediğimde kartı okutunca okumadı. Hep böyle rezil olduk. Ters filan çevirsen yaparız öyle kartları. Farklı olduğu için farklı frekansta sesleniyor. Bulabilir miyiz peki? Efendim? Yani son sular yok. Gittiydi mi vaktinizi? Yok. Denesin be, bırakalım sabah. ETT'yi para kazanmak istemiyorum çünkü yani. Akbili kırmak için herhangi bir şey hani şifreli bilgi sakladığı için çözmeye yönelik herhangi bir girişim saçma olur. Çünkü çözülene kadar akbil kalmayacak büyük ihtimalle birkaç yıl sürebilir. Yani birkaç 10 yıl. Ama Onur kuantum bilgisayarları geliştirdiğinde, Onur Pusuluk yani. Bilgisayar yanlışlıkla yazılmıştım. Onur çalışıyor ya kuantum enformasyon. O yaptığı anda bir saniyede çözebiliriz. Bu da bence Türk genci için yeterince büyük motivasyon. Buradan bir Nobel çıkabilir. Programlarını da kayıt altında olması ayrı. Yayınlarız yani. Aklıma en basit olan buradan bir tane geliyor. Yarın kapatıyorlarmış. Adamlar akbili çözmeye çalışıyor. Aydan toplanmıştı hocam kızlar gelin sana. Kızlarını azdıyorlar. Bari bir oku diyorsun. Ben de okumadım. En basit olan şeyi deneyeceğim. Kapatın şu belki düzelir. Eyvah bunu kayda geçmeyelim ya kapatıyorum. Kafası da var. Herhalde gövdesi yok ki. Olsa gövdesi vurursun da. Zeynep'i çağıralım. Aslında ufaklık var ya, ha. Vursun.
Dün zaten şey yaparken, Oğuzhan yaparken işlemleri yapıyordu Oğuzhan. Sen mi tahtaydın? Elif yaparken tek tek hesaplıyordu yani arkada. Ufak çocuk vardı bir tane. Sen öyle komputer hesaplıyorsun ama kız yani yaptı hepsini senden önce. Tık 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 yaptı yani. Bence o çikolata gelir gider hesabını yapıyoruz orada. Olabilir yani. İki çikolata bir kurabiye eşittir. İki tok karın. Denktir falan diye böyle. Bayağı da hızlı açılıyormuş. Evet, açılış epey hızlı. Karttan okuyor zaten. Bu senin işletim sistemiyle aynı Mahmut bu arada, Debian. Debian mı? Hı. Sen de kullanabilirsin yani. Türkçe mi? Aa, çok güzel. Çok eğlenceli bir şey. Demin ışık yandı demiştin değil mi? Bir tepki veriyor. Tepki veriyor. Kartın içine... Tamam. Neden çalışmadığını biliyorum. Evet, ben çalışıyorum. Yanlış yere bağlamışım. Vay. Alet üzerinde okuyan değil, gönderen yere bağlamışım. Öyle yaparsan çalışmazsın. Boşu boşuna da kapatıp açmış olduk. Yine aynı komutu, farklı kart okutuyorum. Bu sefer farklı bir ID mi geldi? Evet. Başındaki X02, sondaki X03 başlangıç ve son birlikte, yani burada başlıyor, burada bitiyor diye görünüyor. İçinde de kartın seri numarası var. Şurası 2'den sonraki kısım 4T diye başlayan kısım. Bunun da son iki rakamı matematiksel bir formülle hesaplanıyor. Doğrulama amaçlı. Eğer arada bir veri yanlış giderse doğrulama olmadığı için yanlış kartımı yapabiliyorsunuz. Yani. Verinin doğru gittiğinden emin olmak için çek. İkinci bir şey, kontrol. Sonra return carriage ve new line şeyleri var galiba. Bunu da mesela bilgisayara bağladığınızda klavye gibi davranabiliyor. Direkt kartın seri numarasını yazıp enter basıyor. Yaman hissettim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Akbil her şeyi gönderiyor. Şimdi Akbil'in izahını. Okuyor mu diye derim.